Değerli sosyal bilgiler öğretmenlerim merhaba. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar soruyorum. Biraz önce sormuştum. Ses ve görüntü tamam mı? Her şey tamam mı? Nasılsınız? İyi misiniz? Bir yaramazlık var mı? Şimdi geçtiğimiz haftalarda sağ olun ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Şimdi geçtiğimiz hafta başlamıştık. Programlara bir giriş yaptık. Şimdi de öğrenme alanları, kazanımlar ve becerileri konuşacağız. Bu geçtiğimiz haftaki 3 ders ve şimdiki ders, 3 ders, bu 6 ders zaten çatıyı oluşturuyor. Çok önemli. Derse başlamadan önce geçtiğimiz hafta ile ilgili veya işte programı indirin dedim, programa bakın dedim, bir okuyun dedim. Ne yaptınız? Okudunuz mu programı? Baktınız mı? İncelediniz mi? Evet, inceleyenler var. Şimdi bu haftaki benim anlattıklarımdan sonra da daha da önünüzde şekillenecek program. Ondan sonra da bu haftaki dersten sonra da benim söylediklerim merkezinde ÖSYM sorularını da çözeceğiz. Onları çözdükten sonra da bir özet çıkartabilirsiniz oradan. Tabii nereye odaklanmanız gerektiğini geçtiğimiz haftaki 3 ders ve şimdiki 3 derste anlayacaksınız. Her yerin özetine gerek yok. Bazı yerler hiç gerek yok. Nereleri gerekli, nereleri gerekli diye ÖSYM sorularına bakınca, çözünce anlayacaksınız zaten. Şimdi gelelim. Burada neler yaptık, nerede kaldık bir bakalım. Şimdi programdan bahsettik. Programın genel yapısından bahsettik. Şunlardan bahsettik. Şimdi becerileri konuşacağız. Bir de öğrenme alanları nedir? Onlardan bahsedeceğiz. İlk önce öğrenme alanlarından bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere sosyal bilgiler programı öğrenme alanlarıyla düzenlenmiş şekilde. Kitaplarda, MEP kitaplarında üniteler de var. Bu ünite yapısı öğrenme alanlarıyla eşgüdüm içinde. Öğrenme alanlarına göre düzenlenmiş zaten. Mesela birinci ünite, birinci öğrenme alanı birey ve toplum diyor. İkinci ünite, ikinci öğrenme alanı kültür ve miras diyor. Bu öğrenme alanlarını daha önce ÖSYM'de sordu çok güzel bir soruyla. Öğrenme alanı dediğimiz şey başka mesela şeyde de vardır, matematikte de vardır, sosyal bilgilerde de vardır. Konuyu organize eden, belli bir diğerlerinden ayrılan, mesela kültür ve miras daha çok tarihle alakalıdır. Bunları diğerlerinden ayıran bir genel çatı bağlamındadır. Bu öğrenme alanları, birey ve toplum, kültür ve mirasın sıra düzeni 4, 5, 6, 7. sınıfın tamamında aynı sıra düzeninde gider. Aynı ünite sırası vardır. Devamlı birinci sırada birey ve toplum öğrenme alanı vardır. Şimdi birey ve toplum öğrenme alanında ne var? İkinci sırada da kültür ve miras vardır. Birey ve toplum öğrenme alanının genel çatısı nedir diye baktığımızda psikolojiye, ben kimim sorusuna, çocuğun kendisini tanımasına, sosyolojiye, sosyal psikolojiye dayanır. Burada daha sonrasında da bahsedeceğiz ama çok önemli bir unsur var. O da bizim sosyal bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler programı. Şu anda halihazırda olan program. Asla dersleri tarih ve öğrenme alanları, tarih, coğrafya, vatandaşlık diye ayırmaz. Asla. Öğrenme alanları, mesela kültür ve miras, tarih odaklıdır ama tarihin yanı sıra antropoloji. Bunun yanı sıra bilim, teknoloji, değişim gibi birçok sosyal bilim alanını harmanlamıştır. Bu çok önemli bir şey. İki tane nokta var burada. Birinci nokta, tarih, coğrafya ve vatandaşlık. Tabii şöyle bir şey. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti programlarında ve yurt dışında başka ülkelerin programları şöyle olabilir sosyal bilimlerde. Biz tarih, coğrafya ve vatandaşlığa odaklandık. Antropolojiyi içine almıyoruz diyebilir. Bu kötü bir şey de değildir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki programı asla böyle değil. Bunu kaç defa sordular.
Neymiş? Bir dedik. Asla böyle değil. Nasıl? Tüm sosyal bilimleri hani bunu not alabilirsiniz. Slaytlarda da var zaten. Sonraki slaytlarda yazıyor da. Tüm sosyal bilimleri harmanlıyor. Ama bu harmanlamada bazen tarih bir öğrenme alanında daha baskın olabilir. Tekrar şunu söyleyeyim. Sadece tarih, coğrafya, vatandaşlık değildir. Bunun yanı sıra sosyal bilimlerde geçen felsefe, antropoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, demografi, nüfus, ondan sonra çevre bilimleri gibi bir sürü şeyi harmanlar. İkincisi, bu çok önemli. İkincisi de önemli. Tarih, antropoloji gibi alanlar bir yerde odaklanıp harmanlanabilir. Bu öğrenme alanlarında mesela kültür ve miras sadece bir tanesine odaklanmıştır diyemeyiz. İstisnasız tüm öğrenme alanlarında birkaç tanesi, bazen iki tanesi, bazen üç tanesi, bazen dört tanesi, bazen yedi sekiz tanesi harmanlanmıştır. Sosyal bilimlerin bir harmanlanmasıdır. Şimdi buradan hareketle baktığımızda birey ve toplum, psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikolojinin harmanlanmasına dayanır. Ben ve biz olma süreçlerini inceler diyor. Nedir burada konu? İnsan nedir? Ben kimim? Sorumluluklarım neler? Bireysel farklılıklar nedir? Ben nasıl bir bireyim? İletişim nasıl kurulur? Toplumla iletişim, başka insanlarla iletişim nasıl kurulur? Bunun peşinde birey ve toplum. İkinci öğrenme alanı kültür ve miras. Burası tarih odaklı. Tarih odaklı olması tarih dışında bir şey anlatılmayacak anlamına gelmiyor. Örneğin coğrafyayla da alakalıdır. Mesela tarihi anlarken çocukların coğrafyadan da faydalanması gerekir. Antropolojiden de faydalanması gerekir. Kültür ögeleri, kültür bilinci bizim milli kültürümüzü diğer kültürlerden ayırt eden unsurlara odaklanmış. Üçüncü öğrenme alanımız insanlar, yerler, çevreler. Şimdi burada coğrafyayı merkeze alan iki tane var. Bir tanesi insanlar, yerler, çevreler. Bir tanesi de son öğrenme alanı. Birazdan geleceğiz. Küresel bağlantılar. Ama ikisinin coğrafyayı ele alış tarzı farklıdır. İnsanlar, yerler, çevreler Türkiye merkezli olarak genel coğrafya biliminin temellerini atar. Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya falan. Fakat küresel bağlantılar daha çok dünya coğrafyası merkezindedir. Ama orada da Japonya öğrenilsin diye değil, Türkiye'yi merkeze alarak Türkiye'nin dünyadaki diğer ilişkileri, dünya coğrafyası bağlamında ele alınır. Buna coğrafya odaklı dedik. Mekansal temel beceriler, değerler var. Araştırma, çevre okuryazarlığı, mekanı algılama becerileri var. Bu öğrenme alanının basitten karmaşa, merkezden çevreye doğru öğretilmesi gerektiği söyleniyor. Programda öyle düzenlendi deniyor. Ne demek merkezden çevreye? Mesela iklimleri anlatılacaksa, iklimler anlatılacaksa, ben Bursa'da yaşıyorum. İlk önce Bursa'dan, Marmara'dan başlanması, sonra Türkiye'ye geçilmesi gerekiyor diyor. Dördüncü öğrenme alanımız bilim, teknoloji ve toplum. Bu tamamen disiplinler arası. Hemen hemen bütün sosyal bilimleri harmanlıyor. Burada bilimden bahsediyor. Teknolojiyle bilim ilişkisinden bahsediyor. Ve bunların toplumu nasıl etkilediği, nasıl değiştirdiğinden bahsediyor. Yine bilim teknolojide yenilikçi eleştirel bilimsel düşünmenin önemi ki burası da felsefeyle de bağlantılı. Bilim ve teknolojinin gelişim süreci, bilim ve teknolojinin toplumsal yaşam üzerine etkileri, hayatımızı nasıl değiştiriyor, cep telefonları hayatımızı nasıl değiştiriyor gibi. Bazı teknolojilerin doğaya zarar verdiğine bahsediliyor. Bilimsel eserlerin yasalarla korunması gerektiğine değiniliyor. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. öğrenme alanımız. Üretim, dağıtım, tüketim. Buranın temelde mesela şöyle çizecek olursak. Buraya üretim, dağıtım, tüketim dersek. Bunun kalbinde ekonomi bilimi yazar. Ama ekonomi bilimi yanı sıra nüfus, bilimsel devrimler süreci,
biraz tarih, biraz sosyoloji gibi diğerleri de vardır ama merkezde ekonomi vardır. Girişimcilik becerisi bu ünitede ve öğrenme alanında çok bahsediliyor. Becerilerden bahsedeceğiz. Bilinçli tüketici olmaya vurgu yapılıyor. İşte TSE belgesi, ürünlerin kalitesini nasıl belirleriz, hakkımızı kötü çıkarsa ürün nasıl koruruz gibi. Ülke kaynaklarının sınırlılığını fark etme, sınırlı kaynakları verimli kullanma, üretim, dağıtım, tüketimle ilgili temel kavramlar. Hatta burada üretim, dağıtım, tüketim ağını bir proje olarak kurun diyor. Kazanımlarda göstereceğim. Meslekleri tanıma yine bu öğrenme alanında. İlgi duyduğu mesleklerin gereklerini anlamada bu öğrenme alanında. Bu beşinci öğrenme alanımız. Altıncı öğrenme alanımız etkin vatandaşlık. Etkin vatandaşlık sosyoloji, siyaset bilimi ve hukuk merkezi alıyor. Grup, kurum ve sosyal örgütleri nasıl oluşturur? Nedir bu grup, kurum? İki tane aslında şeyden bahsediliyor. Bir tanesi devlete bağlı kurumlar. Nedir onlar? Kaymakamlık, valilik, belediye. Belediye özel ama yine de bağlı, devlete bağlı. Bunun yanı sıra devlete bağlı olmayan sivil toplum kuruluşları. Bunlar da nelerdir? Mesela Odalar Birliği, Borsalar Birliği, Mühendisler Odası gibi şeylerde. Ya da bir altın madeninin çıkartılmasının çevreye zarar vermesine karşı halkın oluşturduğu bir dernek olabilir. Bir sivil toplum kuruluşu olabilir. Grup, kurum ve sosyal örgütler nasıl değişir? Benim bundaki rolüm nedir? Örgütlü bir devletin önemi neden önemli? Çünkü şuraya vurgu yapacağız. Devletin eksiği gidiyor olabilir ama devlet olmazsa kargaşa olur. Orman kanunları geçerli olur. O zaman da hiçbirimizin huzuru kalmaz. Toplumsal hizmetlere ve resmi etkinliklere katılma yolları. Yönetimi etkilemek için hangi demokratik yolları kullanabilirim? İşte burada dilekçe yazma, bir dernek kurma gibi yollardan bahsediyor. Yedinci öğrenme alanımız küresel bağlantılar. Bu son öğrenme alanı. Burası coğrafya, ekonomi, siyaset ve diğer disiplinleri de içine alıyor. Tabi burada şu çok önemli. Dünya coğrafyası var burada ama Japonya'yı merkez alarak dünya coğrafyası anlatmıyoruz. Türkiye'yi merkez alarak, Türkiye'nin ilişkide olduğu. Ha, Japonya'yı neden ele alıyoruz? Şundan ele alıyoruz. Türkiye'nin ihracatı, ithalatında Japonya önemli mi? Önemli mi? Japonya'dan ne alıyoruz? Çin, Türkiye için ne için önemli? Petrol boru hatları, ticaret yolları. İşte Çin gelmiş buradan liman satın almış falan. Bunlar neden böyle? Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, OECD gibi Türkiye merkezli dünya politikaları ve siyaset. İnançların, fikirlerin, insanların, sermayenin, bilginin, teknolojinin küresel boyutta hareketi. Küresel rekabet ve işbirliği, gelişen dünyayı takip etme, küresel dünya ilişkilerini anlama var. Şimdi bundan sonra, şunu da söyleyeyim. Eski programda iki öğrenme alanı yerine etkin vatandaşlık vardır. Eskiden soruldu. Eski programda arkadaşlar internet bir gitti geldi. O arada konuşmadım ben. Bir 10 saniye bir şey oldu. Eskiden gruplar, kurumlar, güç yönetim diye iki öğrenme alanı vardı. Şimdi bunlar birleştirildi ve etkin vatandaşlık öğrenme alanı şeklinde tek bir öğrenme alanı haline getirildi. Her yıl bu öğrenme alanları aynı sırada devam ediyor dedik. Ha, bir de programda. Eskiden süreklilik ve değişim bir öğrenme alanı. Yeni programda bu bir beceri olarak tanımlanıyor. Ne olduğunu da anlatacağım birazdan. Ve istisnasız tüm öğrenme alanlarında bu beceriyi kullanın diyor. Neden kullanılacak, nasıl kullanılacak, mantığı nedir anlatacağım. Becerilerde anlatacağım. Şimdi bundan sonra tek tek kazanımlar var. Onları da konuşacağız. Ama bu kazanımları konuşurken beceriler olduğu için ilk önce becerileri halletmemiz lazım. Şimdi becerileri konuşalım. Şimdi 2018 Sosyal Bilimler Öğretim Programı'nda temel beceriler bir araştırma falan diye iki çevre okuryazarlığı diye 27 tane var.
Ben bunları bir beyaz sayfa açacağım. Beyaz sayfada tek tek anlat. Mesela bir araştırmaymış. Ondan sonra önünde olan birisi var mı? Bana aynı sıradan gidelim. Sırada ne var diye sorsam yazar mısınız? Önünde bu not olan var mı? Tamam Gamze, sen yaz bakalım. Tamam, sağ ol. Şimdi gelelim. Şöyle yapalım. Beyaz sayfa açtım. Geldi mi beyaz sayfa? Görebiliyor musun? Geldi. Şimdi geldim. Tamam. Şöyle yazalım. Biraz geç geldi de beyaz sayfa. Sosyal bilgiler dersine özel beceriler diyelim. Bir araştırma. İki çevre okur yazarlı. Bir beş tane yazalım şöyle. Üç numarada ne vardı gençler? Değişim ve sürekli algılama. Dört, dijital okuryazarlık. Arkadaşlar yazıyorlar sağ olsun. Beş, eleştirel düşün. Beş tane yeter şimdi. Hadi altıyı da yazalım. Altı empatiymiş, onu da yazdılar. Hadi yediyi de söyleyin. Finansal okuryazarlık. Hadi yazdık, sekizi de söyleyin. 8 girişimci, 10 tane olsun bari. 9 gözlem. 10 harita okur yazarlığı. Tamam, güzel. Şimdi buradan araştırmadan başlayalım. Tek tek anlatacağım bunları. Şimdi araştırma kolay. Araştırma bizim ÖYT derslerine geçen araştırma inceleme stratejisiyle alakalıdır. Bu bağlamda proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, probleme dayalı öğrenme kesinlikle araştırma inceleme stratejisi ve araştırma becerisinin gereksinimidir. İşte hipotez kurulacak, gidecek literatürden araştırılacak falan veya internetten araştırılacak. Fakat bunun yanı sıra araştırma inceleme stratejisi yapmadan sadece basit düzeyde şöyle araştırmalar da olabilir. Arkadaşlar 2 dakika bekleteceğim. Şu direkt kabloyu takayım. İnternette bir düzensizlik var. 2 dakika bekletiyorum, hemen halledeceğim.
kablosunu direkt kabloyu bağladım. İnternet iyiydi diye güvendim. Ama direkt kablo takmak gerekti. Şu anda ses ve görüntü var. Bir sorun yok değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi araştırma inceleme stratejisi yapmadan sadece basit düzeyde mesela şu kavramı internetten araştırın gelin. Veya internetten değil kütüphaneden şu kavramı araştırın gelin olabilir. Bunun yanı sıra araştırma becerisi daha sonra bahsedeceğiz. Yerel tarih çalışması şeklinde de olabilir. Sözlü tarih çalışması şeklinde, örneğin bir Kıbrıs Gazi ile görüşme şeklinde de olabilir. Tabii bu durumda bir internet veya kaynağı veya kütüphane değil, ana kaynak görüşecek kişidir. Bunun yanı sıra eskiden anneniz, babanız, dedeniz ne dersler görüyormuş gibi büyüklerle görüşme şeklinde de araştırma becerisi olabiliyor. İlla kütüphane, internet diye düşünmeyin. Tabii bunları çocuğun yapabilmesi, çekinmeden sorabilmesi, doğru kaynakları bulabilmesi, kaynakları nereden kısa sürede bulabileceğini bilmesi de araştırma becerisiyle alakalı. Gelelim ikincisi, çevre okuryazarlığı. Bu nelerle alakalı? Geri dönüşüm. Neler geri dönüşüm konusu olur? İşte geri dönüşümde piller nereye konur? Atık yağlar nerede saklanır? Hangi nesneler geri dönüşüm konusu değildir? Bunların bilmek bir. Bunun yanı sıra küresel ısınma nedir? Ozon tabakasının delinmesi nedir? Ha, mesela. Şimdi bu biraz zor bir şey ama bu yaş çocuklarından beklemeyiz ama lise çocuklarından bekleriz. Mesela coğrafya dersinde var. Size de sorulabilecek bir şeydir. Mesela küresel ısınmayla ozon tabakası arasında doğrudan bir bağlantı var mı? Ozon tabakası delindi diye mi küresel ısınma arttı? Böyle bir bağlantı var mı yok mu? Ne dersiniz? Adli Genç yok diyor. Başka birisi daha yazsın. Düşük oranda var diyorlar. Şimdi bu çok enteresan. Cevaplar doğru. Bunlar arasında bağlantı yoktur. Bir tanesi başka bir şeydir. Hidroflorokarbon gazlarıyla alakalıdır. Diğeri karbon gazlarıyla alakalıdır. Ama şuna çok şaşırdım. Fen öğretmenleriyle falan bunu konuştuğumuzda çok yanlış biliyorlar. Aynı şeyi zannediyorlar. Neden bundan bahsettim? Bunun aynı şey olmadığını, neden kaynaklandığını. Mesela küresel ısınmanın karbondioksitle alakalı olduğunu, yakıtlarla alakalı olduğunu, işte karbon ayak izi nedir falan bunları bilmek. Ozon tabakasının spreylerle, klimalarla, klima gazlarıyla alakalı olduğunu bilmek çevre okuryazarıyla alakalı. Bunun yanı sıra sağlıklı şehir nedir? İşte efendim bu şehirdeki bina yeşil alan oranı mimari açıdan nasıl olmalıdır gibi bilgiler, bilinçler de çevre okuryazarıyla alakalı. Şimdi gelelim 3. Esnaf sizde de yan alanlarda çevre bilimi vardı. Orada geçiyordu o ozon tabakası, küresel ısınma falan. Üçüncüsü değişim ve sürekli algılama becerisi. Değişim ve sürekli algılama becerisinin lise yıllarında veya üniversitedeki adı eş anlamlısı diyalektik düşünmedir. Ve bu bir yıldız atarak söylüyorum. Tüm öğrenme alanlarında
kullanılacak diyor. Şimdi bu nedir? Şunu anlamamızı istiyorlar bizden ki sosyal bilimlerde bir metottur bu. İnsanoğlunun şurası paleolitik dönem olsun. Şurası neolitik dönem olsun. Şu mezolitik dönem, neolitik dönem. Şurası demir çağı olsun. Böyle dönemleri. Şurası Türkiye Cumhuriyeti olsun. Burası Osmanlı olsun. Burası Selçuklu dönemi olsun falan. Şimdi bu dönemlerin hepsinde istisnası olarak tümünde eğitim diye bir şey vardır. Ya paleolitik dönemde de mi eğitim var? Var. Bir okul yok ama işte babasıyla ava çıkıyor. Çocuk avlanmayı öğreniyor. Annesiyle bir şeyler topluyor. Avcılığı, toplayıcılığı öğreniyor. İşte sonra demir çağında başka türlü bir eğitim veriliyor. Selçuklularda, Osmanlılarda başka türlü. Bugün başka türlü bir eğitim veriliyor. Eğitim bir süreklilik arz eder. Ama bu sürekliliğin bir de değişimi vardır. Ne dersler vereceğiz? Bu derslerin değişimi mesela bundan 300 sene önce sosyal bilgiler diye bir ders yoktu. Bu derslerin içeriği değişiyor, programlar değişiyor. Demek ki eğitim hem bir süreklilik arz ediyor hem de kendi içinde bir değişim arz ediyor. Yine başka bir şey alalım. Yeme içme. İnsanın fizyolojik bir ihtiyacı. Hem bütün tarih boyunca bir süreklilik arz eder hem de kültüre göre, çağlara göre bir değişim arz eder. Örneğin Fatih Sultan Mehmet döneminde Amerika kıtası keşfedilmemiş. İşte domates yok, fasulye yok, efendim mısır yok falan. Ama sonra bunlar geliyor, bir değişim oluyor falan. Bir başka unsur çocukların oyun ihtiyacı. Oyun her zaman bir süreklilik gösterir. Ama 40 sene önce çocuklar sokakta oynuyorlardı. Şimdi daha çok bilgisayarla oynuyorlar. Bu da bir değişimdir. Sosyal bilimlerde yine ekonomi ve ticaret. İşte ribat, arasta gibi kavramlar geçmişte ticaret merkezinde. Bugün ise AVM dediğimiz yer. Demek ki ticarette bir süreklilik gösteriyor ama bunun yanı sıra nasıl yapıldı? Mesela geçmişte e-ticaret, internet ticareti yok. İşte bu kavramları insan ihtiyacının bütün tarihsel süreçte olduğunu ama bu ihtiyaçların hem bir devamlılık, süreklilik hem de değişim gösterdi. Neler devam ediyor, neler değişim gösteriyor diye algılatmak değişim ve sürekli algılama becerisiyle alakalıdır. Ve bunu her öğrenme alanında kullanın diyor. Gençler biraz önce direkt kabloyu taktıktan sonra internet hiç takılmadı diye algılıyorum. Doğru mu? Ben hiç yani bana yazmadı bir şey. Tamam, iyi oldu kabloyu taktığımız. Ya devamlı takıyordum kabloyu aslında ama bugün iyi internet diye güvendim. Numara yaptım. Tamam. Şimdi gelelim eleştirel düşünmeye. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Bu anlattığım şeylerin eski programdaki karşılığı dersin girişinde bahsetmiştim. Mesela eleştirel düşünmenin alt başlıkları falan var. Onlardan anlatıyorum zaten. Onları da okuyabilirsiniz. Eleştirel düşünme bilginin kaynağını ve veya kaynaklarını sorgulama, karşılaştırma ve çok basit bir dille ama çok doğru bir şeyle her duyduğuna hemen inanmama ile ilgilidir. Şimdi bunun değişik örneklerini konuşalım. Birincisi mesela en önemlisi programda da geçiyor. Reklamlar. Medyadaki haberler. Ya şimdi bir kere reklamlar adam para kazansın diye yapıyor bu reklamı. İşte her türlü lekeyi çıkartır diyor. Ha dijital okuryazarlığı atladık değil mi? Tamam.
Dönerim, onu da anlatırım. Haberler. Şimdi haber verirken de her internet sitesine güvenemiyorsun. Herkes kendi siyasi fikrini, felsefi yaklaşımını empoze etmeye çalışıyor. Bunlara bir soru işaretiyle yaklaşmak. Mesela ben kendi eşimle, kardeşimle ilişkilerimde mesela bir şey duyuyorlar. İşte diyor müzik dersleri kaldırılmış diyor mesela eşim. Ya diyorum nereden duydun? İşte yazıyor, internette yazıyor. Bakın bu eleştirel düşünme bakımından bizim kuşak çok kötü. Neden çok kötü? Bizim zamanımızda bir tane çocukluğumuzda devlet televizyonu vardı. Oradan bir haber verilirse de doğruydu. Şimdi yüzlerce haber kaynağı var. Bir kısmı doğru, bir kısmı yalan. İşte bana geçen sene geldi eşim. Müzik dersleri kaldırılmış falan dedi. Sonra bir baktık asparagas bir haber. Hatta başlığı altında okuyunca başlık başka, altı başka. Şimdi bu bir. İkincisi, bilim konusunda da eleştirel düşünme. Tarih konusunda da eleştirel düşünme. Mesela sizin yaş grubunda çok olacak. Ve çok da moda. Duydunuz mu bilmiyorum. Benim zamanımda da vardı. Adam hiç modası geçmiyor adamın. Erik von Daniken. Bu adamın kitapları çok satıyor. Şimdi bunun versiyonları çıktı. İnternette çok görüyorum. Anukiler, Anunnakiler. Duyanlar mı bu Anunnakileri falan? Hı? Duyduk duymadık diye bir yazın bakayım. Duymamışlar herhalde. İnternette karşılaşırsınız. Bu Erik von Daniken benim zamanımda. Bu Anunnakiler yeni çıktı. Bunlar baya baya internet siteleri var. Açıyorlar, kitaplar satıyorlar falan. Şeymiş. Bu Mısır'da piramitleri yapan uzaylılarmış. İşte Sümer uygarlığını kuranlar uzaylılarmış. İşte oradaki bir kabartmanın kolunda saat varmış. Bir tane oradaki bir şeyi cep telefonuna benzetiyor falan filan. Ve çocuklar bunlardan çok etkileniyorlar. Başlayınca göreceksiniz. İşte ben bunlar uzaydan gelmiş falan filan gibi. Tabii bunlar atmasyon. Bilimsel bir dayanağı yok. Benim de zamanımda, ben de böyle 13-14 yaşlarındayken sosyal bilgiler dersi aldığım dönemlerde ben de bu Erik von Daniken'den çok etkilenmiştim. Ama hemen bir iki sene içinde fark ettim bunu. Tarihçi de değil adam, yani meraklı bir tarihçi. Kendisi tarih eğitimi de almış değil, bir mühendis aslında. İşte bu Erik von Daniken, işte o internette söylenilen işte Sümerler aslında uzaylılardanmış. Ya bunlara nasıl inanacağım ben? Kanıtı ne? Ya mesela kanıt. Benim için hiç kanıt olmayan bir şey. Orada bir şey gösteriyor. Bu Sümerli kabartmanın üzerindeki cep telefonuymuş. İşte o kol saatiymiş, öbürü bilgisayarmış falan. Ben baktığım zaman öyle bir şey görmüyorum. Ama inanmak isteyen inanabiliyor. İşte bunlara saf dillikle bakmamak, bunların bir yanlış yönlendirme olduğunu algılayabilmek. Başka bir şey, mesela tarih kaynaklarında bir tarih kaynağı okuyorsunuz. Hazerfen Çelebi. O uçmuş kaçmış. Başka bir kaynağa bakıyorsun. Yok böyle bir şey. Uydurma mı diyorlar? İşte bunları karşılaştırabilmek, hangisi doğru diye bakabilmek eleştirel düşünme becerisiyle alakalıdır. Tuğba Yıldırım diyor ki inanan büyük bir kesim var. Çok ciddi bir kesim var. Çok ciddi bir kesim var. Şimdi eleştirel düşünmeyle ilgili çok başka bir şey söyleyeceğim ben size. Biraz da kendimize yontalım. Sefa Özer diyor ki mesela Marco Polo hiç Kubilay Hanlığı'na gitmedi diyenler var. Evet. Bu tartışmalar nedir? Yani nereden kaynaklanıyor bu tartışmalar? Bunlara bakabilmek, objektif bakabilmek eleştirel düşünmeyle alakalı. Şimdi eleştirel düşünmeyle ilgili başka bir şey anlatmak istiyorum ben size. Çok da işinize yarayacağını düşünüyorum. Yıllardır ben KPSS sektöründe 20 seneyi geçtim. Bu eleştirel düşünmeyle ilgili sıkıntıları yaşıyorum ben öğrencilerimde. Mesela bana ya hocam işte ben bir yerden bir kitap aldım, bir kitap seti aldım veya bir uzaktan eğitim aldım. Tamam al iyi çalış. Hocam işte diyor ki 2 ayda KPSS'yi bitiriyoruz. Hepiniz bana yazın. İnternette, Instagram'da 2 ayda KPSS'yi bitiriyoruz. Tokatlıyoruz. Tarihi bir haftada bitiriyoruz.
ya da üniversite giriş sınavında işte 15 günde fiziği bitiriyoruz. Var mı yok mu bunlar? Var mı yok? Var yok diye bir söyleyeyim. Var. Herkes var diye söyleyeyim. Şimdi neden var bunlar? Cevap veriyorum. Eleştirel düşünme yeteneği zayıf insanlar var olduğu için var. Bunlardan alınmasa altına kardeşim ya ben fiziğe senelerce emek verdim. Hala daha netleri full değil kardeşim. Milleti ne kandırıyorsunuz diye 3-5 tane yazılsa altına bu olmaz. Aynı şey KPSS'de de. Ya emek vermek başka bir şey. İşte bir ayda bitiriyoruz demek başka bir şey. Bu da eleştirel düşünmeyle doğrudan alakalıdır. Bir başka bu işin bir noktası. Piyasada çok söylem var. Şu söylem var. Buna da eleştirel yaklaşmak lazım. Ben mesela kendi öğrencilerime öğrettim artık. Eğitim bilimlerinde. Kesinlikle ÖSYM soruları baştan çözülecek. Ama pek çok öğretmen diyor ki yok baştan yayınları çözün. Sonda 15 gün çıkmış soruları o da son 3 sene 4 sene çözersiniz diyor. Neden? Yayın satmak için. Kesinlikle hatalı bir yöntemdir. İşte ilk baştan ÖSYM soruları çözülmesi lazım. İşte karşıdaki benim iyi niyetimi mi, iyiliğimi mi istiyor yoksa kendi çıkarını mı düşünüyor diye bakabilmek eleştirel düşünme becerisiyle doğrudan ilişkilidir. Şimdi 4 numarayı atlamıştık. 4 numaraya gelelim. Dijital okuryazarlık. Dijital okuryazarlık dediğimiz şey, medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığın detaylarını biraz sonra konuşacağız. İşte aktivizm falan onları konuşacağız. Şimdi genel çerçevesinde dijital okuryazarlık, internet, medya üzerinden okuyucu takip edici olmak artı bir de bunların kullanıcısı olmak. Şimdi dijital okuryazarlıkta şu değildir dijital okuryazar. Çocukların %90'ı böyle algılıyor. Oyun oynamak. Oyunların çok iyi ustası değil bu. Dijital okuryazarlık medyayı, dijital medyayı kendi gelişimi için kullanabilmektir. Nedir burada? PPT sunum hazırlayabilmek. Word'ü kullanabilmek. Efendim, veri madenciliği diyoruz. Doğru kaynağa en kısa sürede ulaşabilmek. Mesela ben tarihle ilgili saçma sapan bilgileri elemek için aradığım şeyin sonuna işte org yazıyorum veya PDF yazıyorum veya bir şey yazıyorum. Daha bilimsel kaynaklar çıkıyor. Bunların nereden ulaşabileceğim, en kesime nasıl ulaşabileceğim bunlarla alakalıdır. Tabii sadece okumak değil, kullanmak da bunun içine giriyor. Bunun yanı sıra yine dijital okuryazarlıkta kimlik güvenliği ve dijital platformlar üzerinden birkaç unsur var. Bir, kişisel bilgiler. İki, o kişisel bilgilerle bağlantılı sizi kandırmacaya götürmeleri. İşte mesela duymuşsunuzdur Canan Karatay profesör onu bile kandırmışlar. İşte biz yasa dışı şey biz savcı arıyor, hakim arıyor falan filan gibi. Banka hesaplarınızı terör örgütü ele geçirmiş falan diye bayağı parasını çalmışlar. Bu da kesinlikle şeyle alakalıdır. Dijital okuryazarlıkla alakalıdır. Ben de çok dikkat ederim dijital okuryazarlığa. Hani keklenmemeye tırnak içinde.
Bir kere beni de keklediler. Bir anlatayım. Bir televizyonda maç var. Maçı seyretmek için bir yere tıkladım. Ama o kadar profesyonel ki buna zaten çok sinir oldum. Şifreli bir maçı seyretmek istiyorum. Şey almak istiyorum. Abonelik almak istiyorum. Şifresiz seyretmek istiyorum. Şeye giriyorlar benim Turkcell veya Telekom veya Vodafone neyse. Ona giriyorlar. Deneme süresi dediler. Bir dene dediler. Tamam dedim. Onayladım. İşte ben de zannediyorum ki bir hafta 15 gün deneyeceğim ya da bir ay deneyeceğim. Tamam diyeceğim falan. Ah, deneme süresine tamam dedim. 150 lira para yazdı. Hemen aradım Türk Telekom'u. Nedir bu iş? Deneme süresi diyorlar ama deneme süresi de paralı dediler. Ya böyle üçkağıtçılıklar oluyor. Bunlar hakkında bilgilenmek, bunların nerede, nasıl olduğunu anlamak dijital okuryazarlıkla alakalı. Sırada ne var? Beşi anlattık. Empati. Şimdi buraya kadar olanlar hep bilişsel beceridir. Fakat empati hem bilişsel hem de duyusal beceridir. Şimdi neden bilişsel beceri diye söylüyoruz empatiye? Çünkü hatırlarsanız gelişim psikolojisinde bu hem bilişsel hem duygusaldır. Neden bilişsel? Çünkü erken çocukluk döneminde olgunlaşmaya bağlı olarak çocuklarda empati becerisi yok, ben merkezcidir diyoruz. Bu bilişsel bir olgunlaşma probleminde. Tamam, olgunlaştım, 20 yaşına geldim, hala empati kuramıyor olabilirim. Bu da duygusal bir problemdir. Bunun için iki ayağı vardır. Bilişsel ve duygusal bileşenleri vardır. Bu diğerlerinin penceresinden bakabilme. Öteki diye tanımladığımız kişi veya grupların penceresinden bakabilme. Şimdi diğer dediğimiz şey yanımızdaki kardeşimiz, arkadaşımız olabilir. Ama öteki o grubun dışladığı siyasi, felsefi, ırki bir dışlanmışlık olabilir. Onu da anlamak, onun da durumuna empati geliştirmekle alakalıdır. Daha basit olarak oyunlardan dışladığın bir çocuğun durumunu algılama. Mesela bazı çocuklar zorbalık yapar. Zorbalık yaptığındaki diğer çocuğun durumunu algılama. Bununla alakalıdır. Daha da basit söyleyelim. Bazı insanlar vardır. İşte sosyal medyada bir yere gider, bir şey yer, yediği içtiğini fotoğrafını atar. Bize şu öğretildi. Yani belki birisi alamıyordur onu. Canı çekiyordur o anda falan. İşte bu ayıp diyor öğretildi. İşte bu da bir empati becerisidir. Biz eğer bir şey, bir elma, bir portakal yiyorsak yanımızdakinin de canı çekebilir diye. Ki çeker de zaten. Bir dilimini de ona vereceğim, paylaşacağım. Bu empati becerisidir. Ama sadece kendini düşünmek, karşıdakinin ne hissettiğini düşünemek de empati yoksunluğudur. Bunun için tabii programlarda önerilen öğretim yöntemleri birincisi değerler eğitimi. Ondan sonra da duygusal empati temelli rol oynama. Drama. Ve en önemlisi de konuşma halkası empati becerisini geliştiren öğretim yöntemleri ve teknikleridir. Gelelim 7 numara finansal okuryazarlık. Bu 10 taneyi bitirip teneffüse gideriz.
finansal okuryazarlık. Şimdi bu çok yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltin. Dördüncü sınıfta olması lazım. Dördüncü sınıf ya, dördüncü sınıfta. Kendine has bütçe oluşturma. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt etme. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt etme bununla alakalıdır. Şimdi yetişkin 30-40 yaşındaki insanlara baktığımızda bazıları 3 kuruş biriktirir, onunla ev almaya çalışır. Devamlı tasarrufludur. Ondan sonra har vurup harman savurmaz. Kıyıda devamlı 3-5 kuruş parası vardır. Acaba bununla bir birikim yapabilir miyim, bir iş yapabilir miyim falan derler. Bazıları da tam tersine devamlı borçludur. Kredi borcu öder, onu öder, bunu öder. İki yakası bir araya gelmez. Daha da üst seviyede bir borsa simsarı, bir finansal direktör de bunun en tepesindeki bu finansal okuryazardır. Ama bunun çocuklara yansıması şudur. Mesela benim yeğenim 4. sınıftayken böyle kaç para harcıyor, ne yapıyor, ne ediyor hiç ilgilenmezdim. Bir gün bir baktım. Dayı dedi ben kumbara aldım dedi. Ondan sonra işte dedi bir haftada şu kadar biriktireceğim, ayda bu kadar. Annesine sordum kardeşime dedim ne oldu bu dedim hiç para konusu etmezdi. Havur parmağı savururdu. Ya sorma dedi. Sınıf öğretmeni dedi işte sosyal bilgiler dersinde. Ben böyle bir konuşma yapmış. Ben demiş çocukluğumda da para biriktirirdim. İşte mutlaka 10 lira alıyorsam 1 lirasını kıyıya koyardım. Ondan sonra işte bununla diğer çocuklara ihtiyacı olduğunda borç verdiğimde olurdu. Bununla işte ticaret yaptım büyüdüğümde falan diye anlatmış. Benim bir defterim vardı. Borç verirsen birisine yazarım. Mutlaka geri isterim zamanında falan gibi. Bu da çok hoşuna gitmiş. Hemen bir defter almış, bir kumbara almış. Orada biriktirmeye başladı. Anne diyor bir ikinci altın alırız değil mi bunda falan diyor. İşte bununla alakalıdır. Çocuğun harçlığını nasıl kullanacağını bilmesiyle alakalıdır. Daha üst seviyesi de yetişkinlerle alakalıdır. Kendine ait küçük çapta bir bütçe gelirini giderini düşünmez. Gelelim sırada girişimcilik becerisi var. Şimdi bu girişimcilik de çok yanlış anlaşılabilen bir beceri. Girişimciliğin birkaç ayağı var. Birincisi mesleklerle alakalı. İkincisi boş zaman ve hobilerle alakalı. Ama her ikisi de kendini geliştirmekle ilgili. Şimdi genellikle benim öğrencilerim ya bunu mesleklerle alakalı bilir, öbür ayağı bilmez ya da boş zamanlar hobilerle ilgili bilir, diğer ayağı bilmez. Her ikisi de vardır. Nedir bu? Çocuğun mesela sevdiği ders bağlamında, sevdiği ders ve ilgi alanları bağlamında kulüp çalışmalarına katılma. Örneğin çevre duyarlılığı hakkında bir kulüp olabilir. Müzikle ilgili bir kulüp olabilir. Burada kendini geliştirme. Bunun yanı sıra proje hazırlama. Ve bu projenin gelecekte kendi gelişimi ve mesleğiyle ilişkili olması. Bunun yanı sıra Duvar Gazetesi çıkartması. Bunun yanı sıra Okul Gazetesi'ne katılması, bir şeyler yazması, girişimcilikle alakalı. Şimdi girişimciliğin tersi, bazı çocuklar vardır, hiçbir şeye et diye süt diye dokunmaz.
Proje versen yapmaz. Kulüp çalışması desen katılmaz. Şimdi burada girişimcilikten bir de bunun meslek ve kariyer artı para kazanma ayağı vardır. Şimdi burası doğru anlamak lazım bunu. Biz ortaokul çocuğundan para kazansın derdimiz yok. Ama ileride nasıl para kazanacak, nasıl girişim yapacağın tohumları da atmak istiyoruz. Mesela ben her zaman bu konuda çok iyiyim. İşte ilkokuldan beri, o ilkokulda, ortaokulda, lisede bir ders konusu olduğu zaman ben buradan ileride çok iyi bir bu konuyu bilirsem nasıl para kazanırım? Benim bir arkadaşım vardı, ondan etkilenmiştim ben. Mesela 3-5 tane fıkra duymuş, bir deftere not ediyordu. Ne yapacaksın, neden not ediyorsun? Bunları dedi, yazacağım ben dedi, fıkra kitabı diye basacağım, satacağım dedi. İşte neye meraklanıyorsak onu gelecekte para kazanma ve kariyer bakımından nasıl geliştirebiliriz diye ufak tefek çabaların içine girmek bununla alakalıdır. Yine üretim, dağıtım, tüketimde, üretim, dağıtım, tüketim öğrenme alanında bir yaratıcı proje geliştirmesi, işte bir ürünü nasıl satabiliriz gibi proje geliştirmesi de girişimcilikle bağlantılı olarak veriliyor. Girişimcilik becerisiyle alakalıdır. Bu deniyor. Gelelim gözlem becerisine. Şimdi gözlem becerisi çok atlanılan bir beceri. Çok da önemli aslında. Gözlem becerisi 2005 eski programda çok güzel bir örnekle anlatılıyordu. Şöyle anlatıyor. Diyor ki çocukları birinci etapta sınıfta devamlı oyun oynadınız. Okul bahçesini tasvir eden bir yazı yazın deniyor. İkinci etapta çocukları bahçeye çıkartıyor. Bir inceleyin bahçeyi diyor. Üçüncü etapta bu yazdığınız yazıyı katkı, değiştirme, değişiklik yapmak istiyorsanız yapın diyor. Sonrasında dördüncü etapta da sınıfta bir tartışma yapılıyor. Ve çocukların bir kısmı diyor ki öğretmenim diyor ben her gün okulun bahçesine çıkıyorum, oynuyorum ama diyor sonra siz çıkartıp gözlemlettirdiğinizde fark etmediğim bir sürü şeyi fark ettim ve ekledim diyor. Gözlem becerisi çocukların bazı olaylara daha dikkatli bakması, ilişkileri görmesi ve buna yönelik hazırlanmasıyla alakalıdır. Şimdi çevremizdeki yaşadığımız mahalle, şehir, işte karşıdaki dağı bazı çok güzel gözlemler. Neden oluyor, niye oluyor, nasıl oluyor diye. Bazıları da çok sınırlı kalır bu açıdan. Gözlem becerisi hayatımızda gözü kullanmakla alakalıdır. Ve maalesef kültürel olarak her çocuk gözünü kullanmaya çok yönelik değil. Gözünü kullanmayan çocuklara bu tür etkinlikler yapılabilir. Başka bir etkinlik örneği vermek istiyorum. Örneğin müzeye götürdü çocuğu. Müzede incelediği bir eseri, mesela çok güzel bir sosyal bilgiler kitabında şey yapmıştım. Müzeye götürüyor çocukları. Sonrasında söylemiyor baştan. Sonrasında diyor ki müzede gördüğünüz ki ana eser o olsun mesela bir vazo olsun. Her önünde de durup konuştuklarını varsayalım. Bir vazo olsun şöyle. O vazonun şeklini, rengini, desenini, motifini en güzel çizen veya en güzel anlatan kişiye ödül vereceğim diyor. Şimdi size soruyorum. Dese ki bize ÖSYM sorusunda öğretmen müzeye götürüyor. Sonrasında da işte en güzel çizen veya en güzel tasvir edene ödül vereceğim. En çok ayrıntıyı görmüş olana bu hangi beceriyle alakalıdır dese
Gözlem becerisi der misiniz? Kolay bir soru mu oldu, zor bir soru mu oldu? Ne dersiniz? Kolaydır. Tamam. Başka yanına başka beceriler de katılarak sorulabilir. Ama böyle bir uygulama çocukların dikkatini ve gözlem becerisini artırabilir. Ben pek çok kendi deneyimimden ortaokulda gittiğimiz gezilerin, müze gezilerini falan gözlem becerisinin zayıflığından dolayı nereye bakacağımızı, neye bakacağımızı bilmediğimizden dolayı üstünkörü geçtiğini hatırlıyorum. Son olarak bu 10.'su harita okuryazarlığı. Ha şimdi söyleyin bakayım bana. Bu haritalarda yeşil yerler ova mı oluyor? Nasıl oluyor? Mesela Bursa haritalarda yeşil gözüküyor. Yeşiller ova olan yerler mi? Nasıl? Bunu tabii sosyal bilgiler öğretmenleri biliyor, yükseklikle bağlantılı diyor. İşte neden bunu söyledim? Bunu sosyal bilgiler öğretmeni olmayan, KPSS'ye çalışan bir beden eğitimi öğretmeni, bir müzik öğretmeni, bir fen öğretmeni, fenciler de bilir gerçi, başka bir branşa sorsanız çok yanılma oluyor. Yeşil yerleri ovalar, sarı yerleri işte daha çok sarı bitkilerin ya da bozkırın olduğu yerler falan diye düşünüyorlar. Yükseltileri okuyabilme. Efendim, ölçeği algılama. Efendim, her haritanın yapılış şeklinin, haritaların mutlaka deforme ederek hazırlandığını, dünyanın küresel şeklinden dolayı işte daha kuzeyde kutuplara yakın kalanları, mesela Grönland'ın mecburen daha büyük çizildiğini, efendim oradaki şöyle bir işaret varsa bu ne anlama geliyor? Şöyle bir işaret varsa ne anlama geliyor? Şöyle bir işaret varsa ne anlama geliyor? İşte şehirlerin büyüklüğü, nüfusuyla alakalı. Ki bunlara bunlar. Bunun yanı sıra lejant diyoruz. Sağ veya sol alt köşesinde oluyor. Lejant okuma becerisi harita okur yazar ile alakalıdır. Evet, 10 tanesini hallettik. Bir teneffüse gidelim. Bu 10 tanesinden sorusu olan varsa sorsun. Yoksa teneffüse gidelim. 11'den devam ederiz. 27 tane zaten bayağı varmış. Hadi bakalım 10 dakika mola gençler. Görüşmek üzere.